Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar tam tamına 27 tane başbakana tanık olmuştur. Bu 27 başbakan arasında biri var ki en ilginç unvanlardan birine sahip. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin en kısa süreli başbakanlık yapan ismi Sayın Turhan Feyzioğlu'nu bugün sizler için tanıtacağız. Turhan Feyzioğlu'nun hayatını anlatmaya ilkokul yıllarından başlıyoruz. İlk öğretimini Kayseri'de, orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Turhan Feyzioğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İngiltere'de anayasa hukuk alanında doktora yaptı ve 1955 yılında Türkiye'nin en genç profesörü unvanını aldı. 1956 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine dekan oldu. Fakültenin yayını olan Forum dergisindeki yazıları nedeniyle iktidardaki Demokrat Parti ile çatıştı ve hakkında kovuşturma açılınca üniversiteden istifa etti. İstifasından bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden politikaya atılan Turhan Feyzioğlu 1957 yılında Sivas'tan milletvekili seçildi. 27 Mayıs darbesinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne geçti. Kurucu mecliste üniversite temsilcisi olarak Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi. 1961 yılındaki seçimlerde Kayseri milletvekili olarak yine meclise girdi ve 2. Gürsel kabinesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve ilk koalisyon hükümetindeki Devlet Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılana kadar gelecek genel başkan olarak görülüyordu. Ancak Bülent Ecevit'in güçlü çıkışı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solu sloganını benimsemesi üzerine partideki genel sekreterlik görevinden istifa etti. 47 milletvekili ve senatörle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılarak Güven Partisi'ni kurdu. Sonradan Cumhuriyetçi Parti ile Güven Partisi'ni birleştirerek Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin başına geçti ve 12 Eylül 1980 darbesine kadar bu partinin genel başkanlığını yürüttü. 1975 yılında Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde ve 1978 yılında kurulan Ecevit Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerine birlikte üstlendi. Süleyman Demirel'in 1979 yılında kurduğu azınlık hükümetini dışarıdan destekledi. Ve 12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koydu. Darbe yönetimi darbeden bir süre sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Turhan Feyzioğlu'nu başbakan yapmaya karar verdi. Ama bazı generaller buna karşı çıktı. Eski liderler gözaltında küçük bir partinin genel başkanı başbakan yapmayalım diyerek başbakanlık görevi Turhan Feyzioğlu'nun elinden geri alınsa da Turhan Feyzioğlu sadece 5 saatliğine Türkiye Cumhuriyeti'nin en kısa süreli başbakanı olarak tarihe geçti. Türkiye'nin en kısa süreli başbakanı olarak tarihe geçen Turhan Feyzioğlu aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı ve Türkiye Barolar Birliği'nin şu anki başkanı Profesör Doktor Metin Feyzioğlu'nun da dedesidir. Bugün size Türkiye'nin en kısa süreli başbakanı unvanına sahip Turhan Feyzioğlu'nun kısa bir hayat öyküsünü anlattık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlasını istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.